Sağduyunun ve vicdanın sesi. Yeni Asya Gazetesi. Tüm bayilerde. Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçüz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk. Evet, bugünkü yayınımızda medya sektöründeki krizi ve neşriyat hizmetlerimizi konuşalım isterseniz. Buyurun. Aslında genel anlamda konuşulmayan bir kriz var, ekonomik kriz. İşte bu enflasyonun yükselmesi, kurdaki devamlı yükseliş, her ne kadar Cumhurbaşkanı düşecek göreceksiniz, faiz de düşecek, enflasyon da düşecek, kur da düşecek diyor ama şu anda bütün reel sektör çok ciddi sıkıntı içerisinde. Kocaman holdingler, yani uzun zaman önce kurulmuş olan aile holdingleri zora girdi. Yani iflas noktasına geldi. Şimdi böyle bir ortamda medyanın da bu sıkıntılardan, krizden etkilendiğini görüyoruz ciddi anlamda. Şimdi bir defa bunun değişik sebepleri var. Zaten uzun zamandır konuşulan bir şey var. Dünyada da konuşuluyor. Kağıt baskı. Artık bunun sonuna doğru geliniyor. Tartışması epeydir devam ediyor. Hatta çok köklü kuruluşlar bile bu durum karşısında kağıt baskısını durdurup, sona erdirip, internetten devam etme gibi kararlar aldılar. Bir kısmı geri aldı sonra. Mesela Newsweek, dünyanın en Amerika'nın ünlü haber dergilerinden Time'la yarışan Newsweek dergisi bir ara tamamen internetten devam etme kararı almıştı ama sonra vazgeçti. Türkiye'de de bunun denemeleri oldu. En çok hatırlanan örnek Radikal Gazetesi. Radikal Gazetesi kağıt baskısını sona erdirdi. İnternetten devam edeceğim dedi ama ettiremedi. Yani şu anda Radikal yok. Yani medyada böyle bir gazete yok. Şimdi benzer bir uygulamaya yakın zamanda 5 Temmuz'da son kağıt baskısını çıkaran Habertürk gazetesi geçmiş oldu. Ki Habertürk bir holding gazetesi. Yani arkasında büyük imkanlar olan bir gazete. Ve son dönemdeki yayın politikasına baktığınız zaman dozu gittikçe artan bir iktidar yanlısı çizgide gidiyordu. Özellikle Erdoğan'a övgüler, manşetlerde falan, bunları çok iyi hatırlıyoruz. Ama buna rağmen bu gidişat onu da bir anlamda pes ettirdi. Ve duyduğumuza göre ya önümü göremiyorum diyor patron. Yani işte bu kağıt fiyatlarındaki artış vesaire falan hakikaten taşınamaz durumda. Yani şimdi götürebilsem bile diyelim bir sene sonra ne olacağını bilemiyorum. O yüzden riske girmemek için böyle bir karar almak mecburiyetinde kaldım. Ki benzer şekilde şu anda Demirören grubuna da ait olan, artık Doğan grubu yok. Milliyet gazetesinin, işte Vatan gazetesinin, bunlar çok, özellikle Milliyet gazetesi köklü bir gazete. Ama bunların da çok ciddi anlamda sıkıntıda olduklarına dair şeyler söyleniyor epeydir. Kapanacaklarına dair iddialar seslendiriliyor. Şimdi bu kadar güçlü, bu kadar yani arkası sağlam maddi anlamda görünen gazetelerin dahi sıkıntıda olduğu bir ortamda gelelim kendi durumumuza. Yani biz de neticede bir medya kuruluşuyuz. Gazete çıkarıyoruz, dergi çıkarıyoruz, kitap çıkarıyoruz vesaire. Şunu hemen ifade etmemiz lazım. Bu sıkıntılardan biz de ciddi anlamda etkileniyoruz. Etkilenmemek mümkün değil zaten. Yani ilgili arkadaşlarımız toplantılarımızda o bilgileri veriyorlar. Dolardaki yükseliş şimdi neredeyse ikiye katladı. Yani bizim gazeteyi 1,5 lira yapmak durumunda kaldığımız ortamla bugünkü ortam arasında baktığımız zaman döviz kuru ciddi anlamda yükselmiş durumda. Birçok girdimiz kağıt başta olmak üzere dövize bağlı. Ve böyle olunca hani biz 21 Şubat'ta 20 sayfaya çıktık vesaire filan, bayilerde, bütün bayilerde gazetemizi bulundurma projesi. Büyük bir ümitle o kampanyayı başlattık. Yani bu ortamda, bu şartlarda yine de iyi sayılabilecek bir netice aldık. Ama yetmiyor. Yani şartlar ağır. Şartlar çok ağır. 20 sayfaya çıktık, sonra Ramazan'la beraber mecburen 16 sayfaya tekrar düşmek mecburiyetinde kaldık. Şartlar bizi ciddi anlamda zorluyor. Yani bunu zaten biliyor işi yakından takip edenler. Okurlarımızın da takipçilerimizin de bunu bilerek. Ama buna
teslim olmak, yani bir ümitsizlik, bir karamsarlık içerisine girmek için değil, hizmetlerimize daha fazla, neşriyatımıza daha fazla sahip çıkma kararlılığını ve dirayetini güçlendirmek maksadıyla bunları ifade ediyoruz. Gerçekleri paylaşmamız lazım. Yani bu işin önemli bir boyutu. Bunun yanında biz arkamızda başka bir güç yok. Birçok haksızlıklara muhatabız. İşte basın ilan vesaire filan. Buralarda ciddi anlamda kayırılan gazeteler var. Ve biz çok ciddi anlamda mağdur edilen bir konumdayız. Gerekçesiz bir şekilde resmi ilanlarımız uzun süreli kesintiler yaşadı filan. Keşke resmi ilana hiç muhtaç olmadan, resmi ilanla bir açığımızı kapatma durumunda olmadan bu neşriyatımızı, hizmetlerimizi sürdürebilsek ama işte Türkiye'nin şartları buna müsaade etmiyor. Hatta Yeni Asya ilk kurulduğu dönem 21 Şubat 1970'te resmi ilan hakkı olmaksızın 6 ay kadar bir yayın yapıyor. İşte şeyle, borçla, eksi sermayeyle. Hatırlıyorum ki o dönemleri yaşayanlar da hatırlayacaklardır. İşte bir pardösü konfeksiyon firması, ben size pardösü vereyim, işte onu pazarlayın, satın, onun geliriyle bir miktar açığınızı kapatın filan gibi. Onların duyurularının çıktığını hatırlıyorum ben gazetede, pardösü. Ve 6 ay sonra resmi ilan hakkına kavuşuyor gazete, Yeni Asya çıktıktan 6 ay sonra. Tam işte şeyin, rahmetli Mustafa Polat'ın o, yani resmi ilanımız nihayet oldu, rahatladık dediği bir noktada o trafik kazası oluyor, işte Ağustos 21'iydi galiba. Rahmeti rahmana kavuşuyor. Yani ama o dönemin işte zorluklarını çeken en başta gelen isimlerden birisi. Bu vesileyle kendisini rahmetle anmış olalım. Ve bütün o dönemdeki kadroları aynı şekilde. Şimdi gene Yeni Asya'nın manevi mimarı olan Zübeyir Gündüzalp abinin öngörüsünü gene tekrarlamakta fayda var bu vesileyle. İttihat kurulduğu zaman, İttihat'la birlikte dediği şey şu: evet, biz gazeteyi çıkarıyoruz ama Türkiye şartlarında gazetenin sadece kendi satış gelirleriyle kendisini kurtarması mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Başka bir gelir kaynağımız yok bizim. Öyle başka holdingler gibi, işte maden ocaklarımız, ne bileyim işte enerji santrallerimiz, şunlarımız bunlarımız yok. Sadece neşriyatımızın geliriyle bunu çevirmek durumundayız. O zaman ne yapacağız? Yapacağımız şey, Zübeyir abinin söylediği şey, bunun yanında bir de yayın evi kuralım. Gazeteci çıkan yazıları, işte dizi yazıları filan kitaplaştıralım ve kitapların geliriyle gazetenin açığını kapatalım. Bu bir öngörüdür, bir ferasettir aynı zamanda Zübeyir abinin müdebbiriyetinin ve aslında kendisini tamamen hizmete vakfetmiş bir insan ama bu yönleriyle de hakikaten çok gerçekçi, mesele ayakları sağlam yere basan bir bakış açısıyla, böyle havada uçmayan ve çok dirayetle meseleyi götürebilme ehliyetine sahip olan bir insan. İşte İttihat'la beraber Mihrap Yayınevi kuruluyor. Mihrap Yayınevi ilk çıkardığı kitap, yanlış hatırlamıyorsam, Hekimoğlu İsmail'in bizde ilk İslami roman olarak literatüre geçen, tarihe geçen Miyel Abdullah romanı. Sonra film çevrildi filan, biliyorsunuz. Sonra Nur Çocuklar vesaire birkaç kitap daha çıktı. Yeni Asya, günlük Yeni Asya'ya geçildikten sonra Mihrap Yayın Evi'nin adı da Yeni Asya Yayın Evi olarak değiştirildi. Ve Yeni Asya ile, özellikle Yeni Asya kitaplarıyla, kitap neşriyatıyla gazetenin açığı kapatıldı, hem de gazetenin ulaşamadığı birçok yere kitapla girme imkanı bulduk. Yani Yeni Asya damgasını taşıyan kitaplar baskı üstüne baskı yaptı. Yani çok ilgi gördü. Çünkü o zaman bir açlık var. Yani İslami neşriyata bir açlık var. Bu kadar çok çeşit yok. Ve Yeni Asya'nın çıkarmış olduğu kitaplar da o ihtiyaca çok güzel cevap veren kitaplar. Risale-i Nur ölçülerine göre yazılmış olan kitaplar. Burada bunları saymakla bitmez. Yani devlet felsefesinden tutun, işte tarihçi hayattan sonra üstadın biyografisi olarak çıkmış ilk eser olan Necmettin Şahiner'in Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, Son Şahitler çalışmaları, işte romanlar, efendim ilim teknik serisi, gençlik serisi filan ve muazzam bir çeşitliliğe erişti Yeni Asya Yayınları.
İslami kesimde en büyük yayın evlerinden biri haline geldi. Yani 1980'lerin sonlarında. Şimdi o dönem hakikaten kitaba ilginin yüksek olduğu bir dönem aynı zamanda. Şimdiki gibi cep telefonları, internet, bu sosyal medya olmadığı için. Yani kitaba yoğun bir ilgi var. Ve bir kitap basıldığı zaman 5000 basılırdı. Ve kısa zamanda tükenir, hemen yeni baskısı yapılırdı. Yani böyle, yani o günlere eriştik biz. Şimdi bugünkü tabloda ise kitaba ilgi dibe vurmuş vaziyette maalesef. Genel anlamda böyle. Yani bir kitabı 2000 basıyorsunuz, bitirinceye kadar canınız çıkıyor. Yani kitap hakikaten çok gündemden düşmüş durumda. Bunu yeniden canlandırmamız lazım. Eskiden bizim cemaatimizin, mensuplarımızın, okuyucularımızın bir hassasiyeti vardı. Çıkan her kitabı alırdı. Her kitabı. Kütüphanesine koyardı. Nur talebesi, Yeni Asya takipçisi olan bir okuyucumuzun evine gittiğiniz zaman evindeki kütüphanede bütün bu bizim yayınlarımızdan oluşan bir set görürdünüz. Şimdi bu hassasiyet de ciddi anlamda yavaş kaybolmuş görünüyor, zayıflamış görünüyor. Bunu yeniden canlandırmamız lazım. Kitabı evvela kendi dünyamızla, kendi aile mensuplarımızla, çocuklarımızla birlikte yeniden o itibarına kavuşturmamız ve gündemin ilk sırasına taşımamız lazım. Ve yeri geldikçe her vesileyle söylediğimiz üzere kitap hediye etme alışkanlığını yaygınlaştırmamız lazım. Yani bir yere giderken tatlı değil, kitap götürelim. Kitap seti götürelim. İşte gazetemizde çıkan okuma setleri için, özel okuma programları için özel setler var. Bunların mutlaka okunması lazım. Bilhassa gençlerin içtimai siyasi mevzularda Risale-i Nur ölçülerine göre meselelere bakabilmelerini sağlayacak izahlar var o kitaplarda. Biz bunları boşuna çıkarmadık. Ama okunmadığı için birçok yerde sıkıntılar oluyor. İzaha yapılmış olan şeyler okunmadığı için haberdar olunmuyor, soru olarak geliyor karşımıza. Halbuki okunmuş olsa bunlar birçok mesele zaten baştan çözülmüş olacak. İşte velhasıl kitap meselesine ciddi manada sahip çıkalım. Yani bunu altını çizerek tekrar tekrar söylüyoruz. Biz bütün krizleri, maddi krizleri, manevi krizleri daha çok hizmetle aşabiliriz. Bugünlere kadar hep öyle geldik. Ya problemi değil, hizmeti konuşalım. Hizmeti konuşursak problem kalmaz. Problem olmaz, var olan problemler çözülür. Yani hizmete odaklanalım. Yine bu meyanda gazetemizle ilgili, evet şu anda 21 Şubat'ta başlattığımız kampanya o hızıyla devam etmiyor ama yaz döneminde, yaz dönemi daha sıkıntılı dönemdir. Yani şeyler için, özellikle gazeteler için. Çünkü işte tatil havası, insanlar tatil yerlerinde vesaire, köyünde, şurada, burada. Gazete daha çok ihmal ediliyor. Buna meydan vermeyelim ve gazetemizi gittiğimiz yerde de takibe devam edelim. Yani takipçilerimize bunu da hatırlatmış olalım ve önemle yani bunu rica etmiş olalım. Ve gazetemiz, dergilerimiz aynı şekilde, dergilerimizin her biri kendi alanında, kendi muhatap kitlesine çok güzel mesajlar veren yayınlarımız. Bunların tümünü bir bütünlük içerisinde sahiplenip hakikaten neşriyatımızın hakkını verelim. Bunlar büyük emeklerle, büyük fedakarlıklarla hazırlanıyor. Boşa gitmesin. Yani bizim her bir yayınımız ulaştığı yere huzur getirir. Ve ferahlatır. Muhataplarını ferahlatır. Biz müspet hareketi esas alan, inanç değerlerini esas alan bir yayın yapıyoruz. Ve bizim yayınlarımızla çok nice nesiller yetişmiştir bugüne kadar. Birçok yere gittiğinizde görürsünüz. Çok önemli konumlarda, mevkilerde, görevlerde olan insanlar bir şekilde Yeni Asya'dan yolu geçmiştir, yolu kesişmiştir. Çocukluğunda can kardeş okumuştur, efendim dağıtımını yapmıştır, Yeni Asya neşriyatıyla büyümüştür filan. Dolayısıyla bizim işte gayemiz vatan saltanatı bir mektep yapmaktır şeklinde bir şiarımız vardı, parolamız vardı. Bu bütün kitaplarımıza konurdu. Şu anda bu parolayı gayemiz yeryüzünü bir mektep yapmaktır şeklinde genişletip bu istikamette gençlerimizi bilhassa bu meselelerin içine dahil ederek dil bilen ve bu meselelere hakikaten sahip çıkan, bu meselelerin hassasiyetine taşıyan, paylaşan genç, enerjik arkadaşlarımızla hem mevcut hizmetlerimizi güçlendirelim hem de yetişemediğimiz diğer hizmet alanlarına koşalım. Diğer dillerde yayın konusunu mutlaka gündemimize taşıyalım. Bunun ufak tefek denemelerini başlattık, ilk örneklerini vermeye başladık. Bunların arkasını getirelim. İşte İttihad-ı İslam kitabımızın İngilizce ve Arapça çevirilerine çıkmış olması ilk örneklerdir. Bununla kalmasın, arkası gelsin. Çünkü Risale-i Nur'daki bu mesajlara, izahlara herkesin ihtiyacı var.
İslam dünyasının ihtiyacı var. Bütün dünyanın ihtiyacı var. Hristiyanlara bizim ulaşmamız lazım. Hristiyan dünyası ile çok ortak noktalarımız var. Bunları nasıl anlatacağız? Ve bizim gibi meselelere yaklaşan başka bir cemaat falan yok. Dolayısıyla üzerimizde çok önemli vazifeler var. Bunları bilerek ve neşriyatımızın işte bu noktadaki önemini, değerinin idraki içerisinde çok farklı bir hassasiyetle bu hizmetlerimize sahip çıkalım. Ve bu finans sıkıntılarını, krizlerini de neşriyatımızı daha çok satışını sağlayarak, tanıtımını sağlayarak, daha çok insana ulaştırarak ve bunu bir kampanya, bir seferberlik mantığı içerisinde yürüterek bu problemleri aşalım. İnşallah. Peki, çok teşekkür ederiz. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere.